Merhaba hanımlar, Perergevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Bu çalışmamda sizlerle Prenses Hırka çalışacağız. Hırkam, roba kısmı ajurlu modellerle oluşan bir roba. Kolları sade ve beden kısmında da çok az bir model uygulamıştım. Aşağıya doğru artması için böyle yapmıştım. Hırkam için 330 metre iki tane ip lazım. İpim markası bu ve numarası da benimle aynı iple örmek isteyenler için numarası da bu şekilde. 3 numara şiş kullanacağız. Şişimiz 3 numara. Bu hırkam 2 yaşa göre, bizim yapacağımız çalışma 3 yaşa göre olacak. 5 tane de düğme gerekli. Örgümüze tırtıklı örgüyle başlayacağız. Bu hırkamın yakasını ben daha sonra tığ işi bir çalışmayla yapmıştım. Bantlarını ve yakasını, kola azlarını. Ama biz çalışırken hepsini birlikte öreceğiz ve tırtıklı örgüyle başlayacağız. Bantlarını ve yakasını beraber öreceğiz. Tırtıklı örgü için ben 1 numara kalın şişle başlıyorum. Eğer örgüyü 3 numarayla yapacaksam ilk yarım olan ilmeği, yarısını 3,5 numara şişe atıyorum. Daha sonra ikinci sırayı 3 numarayla örüyorum ve bu şekilde bir örgü elde ediyorum. 53 ilmek atacaksınız ilk sıra için. Aralardan doladığınız zaman 52 ilmeğiniz daha olacak. Şişinizde 105 ilmeğiniz olacak. 3 yaş için yaka sayısı 105 ilmek. Ve bizim de model kurulumumuz için bu kadar ilmek gerekli. Model kurulumu da düz sıraları tarif edeceğim. Ters yüzde çekim yapmayacağım. Ters yüzde tamamını ilmeklerin ters öreceksiniz. Bütün artmalara açık olacak, ajur olacak şekilde açık öreceksiniz. Yaklaşık 31 düz sıra, düz yüzde olduğu için ters yüzleri çekemeyeceğim. Sadece 31 sıra diyeceğim. Aslında 62 sıra falan, tam saymadım. Düz yüzlerde tarif edeceğim. Örgümüze başlıyoruz. 8 ilmek bant ayarlayacağım. Bu sürekli neden bu ilk ilmeği kesip tekrar doladığım soruluyor. Bu son ilmek işimin, kanalımda 2 tane düzgün örmek, örgü bantlarında düzgün örmek diye videolarım var. İzleyebilirsiniz. Eğer zor gelirse, yapmak istemezseniz siz de 8 ilmek bant ayarlayıp son ilmek işini bildiğiniz gibi örebilirsiniz. 2, 4, 6, 8 ilmek ördüm. 8 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 12 ilmek var. 4 ilmek düzden sonra 1 doluyorum. 1 örüyorum. Bir tane daha dolayıp 7 ilmek daha öreceğim. 7 düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra tekrar doluyorum. 1 ilmek daha örüp yine doluyorum. 7 ilmek düz örüyorum. Robamızın ilk artışı bu sırada. Bu iki tane dolamadan sonra normalde bu ilmekleri ikişer tane almam gerekir. Ama almayarak ilk artmayı yapmış oluyorum. 2, 4, 5, 6, 7 doladım. 1 ilmek daha ördüm. Yine doladım. 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doladım, 1 ilmek düz ördüm, bir daha tane daha doladım, 1 ilmek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doluyorum, 1 ilmek düz örüyorum, bir daha dolayıp
7 ilmek düz örüyorum. Model kurulumumuz sıra boyunca bu şekilde. Ve 7. Doladım, 1 ilmek düz ördüm, tekrar doladım. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum, tekrar doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar doladım, 1 ilmek ördüm, tekrar dolayıp 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar doladım, 1 ilmek ördüm, tekrar dolayıp 1 2 3 4 5 6 7. Doluyorum tekrar. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar doladım. 1 2 3 4 5 6 7. Yine doladım. 1 ilmek ördüm. Tekrar doladım. 1 2 3 4. Şişimde 2 4 6 8 ilmek kaldı kenar bandım için. 1 2 3 4 5 6 7. ve 8. Ters yüzden örüp tarife devam ediyorum. Düz sıradayım. Ters yüzden tüm ilmeklerimi ördüm, ters ördüm. 8 ilmek bandımı ördüm. 8 ilmekten sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düzden sonra bu 2 ilmeğin yönünü değiştirip düzeltiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Banttan sonra 3 ilmeğe düştü buradaki ilmeğimiz. Şimdi 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. 1 düz ilmek daha örüyorum. Tekrar doluyorum. 1 düz ilmek daha örüyorum. Doluyorum. 4. dolamam ve 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bu kısımda 1 2 3 4 tane doladığımız ilmek olacak. İkisini bir aldıktan sonra bu 7 ilmeğin 1 2 3 tane düz örüyorum ve kalan 2 ilmeğin yönünü değiştirip yine ikisini birlikte örüyorum. Ortalardaki 7 ilmeğimizi 5 ilmeğe düşürdük. Tekrar 1 doluyorum, 1 düz ilmek örüyorum, doluyorum, tekrar düz, doladım, tekrar bir tane daha dolayıp yine 7 ilmeğin birinci ve ikincisini birlikte örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimin yine yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. 1, 1 doladım, 1 düz ördüm. 1 doladım, 1 düz örüyorum. Tekrar dolayıp 1 düz. Tekrar doladım, 2 ilmeği birlikte aldım. 1, 2, 3. Ve yeniden 2 ilmeğin yönünü değiştirip birlikte örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Yönünü değiştirdim, doladım, 1 ilmek düz ördüm, doladım, 1 ilmek düz, tekrar dolayıp 1 ilmek düz, yine doladım ve ikisini birlikte alıyorum. 1, 2, 3. 1 doladım, 1 düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 1 düz ilmek, yeniden dolayıp dördüncü dolamamdan sonraki ilmeklerimin ikisini birlikte alıyorum. 1, 2, 3 ilmek. İkisini birlikte ördüm. 1 doluyorum. 1 aldım. Tekrar doladım. 1 düz ilmek. Tekrar dolayıp yine 1 düz ilmek. Tekrar dolayıp 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ortadaki 3 düz ilmeğimizi ördük. Tekrar doladım. 1, 2, 3 ve 4'ten sonra ikisini birlikte. 1, 2, 3 ilmek düz.
bir doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, bir düz ilmek, tekrar dolayıp bir düz ilmek daha, yine dolayıp iki ilmeği birlikte aldım. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 3 düzden sonra yine kalan 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 tane düz ilmek. Ve yeniden ikisini birlikte yönünü değiştirip örüyorum. 1 dola 1 düz ilmek, 1 dola 1 düz ilmek, 1 dola 1 düz ilmek, 1 dola 2 ilmeği birlikte al. Ve bandımdan önce 2 tane düz ilmeğim kaldı. Onları da örüp bandımı örüp devam ediyorum. Ters yüzde tüm ilmekleri ters örüp devam ediyoruz. Düz yüzdeyim tekrar. Düz yüzde 2 tane artmamız oldu. Üçüncüyü yapacağız. 8 ilmeği ördüm. 8 ilmekten sonra bir düz ilmek örüyorum. Kalan bu 2 ilmeği yönünü değiştirip birlikte örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bu az önceki doladığımız ikinci dolamayı ve bu düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve tekrar bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Bu doladığımız ilmeğini yönünü düzeltip ikisini birlikte örüyorum. Yine 4 tane dolama olacak şişimizde. İkisini birlikte ördükten sonra bu kalan bir ilmeğimi de düz örüp tekrar dolayıp 2 ilmek birlikte örüyorum. 1 ilmek düz örüp kalan 2 ilmeği birlikte örüyorum. Model kurduğum 7 ilmek 3 ilmeğe düştü. Bu kısımda yapraklarımızın ortadaki ajurunu yapıyoruz. Birinci artmayı yaptık, ikinci artmayı yapıyoruz bu sırada. Devam ediyorum. 3 ilmekten sonra bir doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yaprağın ortasındaki ilmeğin yanındaki tekrar dolayıp bir düz ilmek örüp yine bir dolayıp bu ilmeğimi de diğer ilmekle kesiyorum. Tekrar bir tane daha düz ilmek örüp yine dolayıp iki ilmeği birlikte alıyorum. Ortadaki bir düz ilmeği örüyorum. Ve 3'e düştü. Doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeği birden alıp yine bir tane doluyorum. Bir düz ilmek, bir dola. Yönünü düzelttim ve kestim. Tekrar bir düz ilmek örüp yine dolayıp iki ilmeği birlikte alıyorum. Doladım. Bir ilmek ördüm. İkisini birlikte aldım. Tekrar doluyorum. Bir ilmek örüp dolayıp ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek daha örüp dolayıp yine iki ilmek birlikte alıyorum. Burada yapacağımız işlem yaprağın ortasındaki bu ajuru yapmamız ve bu kısımdaki artmalarımız. Bir tane daha gösterip devam edeceğim. İkisini birlikte aldım. Bir doladım. Bir ilmek ördüm. Bu ortadaki ajur yapacağımız yanındaki ilmeğin kalan iki ilmeği birlikte aldım. Doladım. Bir ilmek ördüm. Tekrar doladım.
Bir keseceğim ilmekleri de yönünü düzeltip kestim. Tekrar bir ilmek doladım ve yeniden iki ilmeği birlikte alıyorum. Sıra boyunca bu şekilde öreceğim. Tekrar doluyorum. Yine 3 ilmeğe düşüyor ilmeklerimiz. Bu 7 ilmek model kurduğum ilk sıradaki ilmek 7 ilmek 3 ilmeğe düştü. Tekrar doladım, 1 ilmek ördüm. İkisini birlikte alıyorum. Tekrar doluyorum. 1 ilmek örüyorum, dolayıp ikisini birlikte alıyorum. Doladım yine. İkisini birlikte aldım. Birinci dolamam, ikinci dolamam, üçüncü dolamadan önce bu ikisinin yönünü değiştirip birlikte alıyoruz. Tekrar bir ilmek daha örüp yine iki ilmeği birlikte ördük. Sıramı tamamlayıp düz yüze geleceğim yine. Sıra sonundayım. Düz yüzde ilik yerlerimizi 3 taneden sonra ben ilk ilik yerimi açtım. İlik yerlerimizi unutmuyoruz. Bandımı örüp ters yüzden devam edeceğim. Devam ediyoruz örgümüze. Yine düz yüzdeyiz. 8 ilmek örüp tarifi başlayacağız. 2, 4, 6, 8. 8 ilmekten sonra başlangıçtaki 4 ilmekten sadece 1 ilmeğimiz kaldı. Ve ikisinin yönünü düzeltip örüyorum. İkisini birlikte ördükten sonra 1 doluyorum. 1, 2, 2 tane daha düz örüyorum. 2 düzden sonra bu kalan 2 ilmeğimi yine birlikte alıyorum. Tekrar yaprağımızın ortasındaki ajur için bir tane doluyorum. Biri örüyorum. Bir tane daha dolayıp yine bu ilmeğimi yönünü düzeltip diğer ilmeğimle kesiyorum. 1, 2 ilmek daha örüyorum. Bir tane dolayıp bu 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Kapattım bu ilk sıradaki yarım modelimize. Doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği birlikte aldım. Bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar dolayıp yine ajurumuz için ikisini birlikte alıyorum. 1, 2 tane 1 2 tane daha düz ördüm. Dolayıp bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. Doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği birlikte aldım. Bir tane doluyorum. Düz örüyorum. Tekrar dolayıp ilmek yönünü düzeltip İkisini birlikte örüyorum. 1 2 tane daha düz örüp ajurdan sonra 3 düz yine dolayıp üçünü birlikte alıyorum. Yapraklarımızın ilk kapandığı sıra ve burada 1 2 3 4 tane ajurumuz olacak. Sonuncu 1 2 3 4 sıra boyunca bu şekilde öreceğiz. Üçünü birlikte aldım. Tekrar doladım. 1 2 ilmek düz ördüm.
Kalan iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir tane doladım, bir düz ilmek ördüm. Tekrar dolayıp düzeltip bu iki ilmeği birlikte ördüm. 1, 2 ve 3 ilmeği birlikte kes. Bu şekilde devam ediyoruz bu sırada. Düz yüzdeyim. Bu yarım yapraklarımızı kapattık. Şimdi bu yaprağımızdan devam edeceğiz. Şişimde 8 ilmek var. 2, 4, 6, 8. 8 ilmekten sonra 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek ördükten sonra 1 doluyorum. Bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. 7 ilmeği hiçbir işlem yapmadım. Ördüm dümdüz. Çünkü artık bu orta kısımdaki ajuru yapmayacağız. Bu son 2 ilmeği kesmeyerek robamızdaki ikinci artıştayız. 7 ilmekten sonra kalan 2 ilmeğimin yönünü değiştirip birlikte aldım. 2, 4, 6, 9 ilmeğimiz var. 1 ilmek, 1 dolama, 2, 4, 6, 8, 9 tane düz ilmek. Tekrar 1 doluyorum, 1 ilmek örüyorum, dolayıp diğer yaprak için ikisini birlikte örüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra bu ortadaki kapatılan yaprak ilmeğinden önceki 2 ilmeği yönünü değiştirip birlikte örüyorum, doluyorum. Bir tane düz ilmek örüp yine bir tane dolayıp 2 ilmeği birlikte alıyorum. Karışık gibi görünse de sıraları takip ettiğiniz zaman yapraklarınız oluşacak. Tekrar 2 ilmeği birlikte ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'den sonra yine aynı şekilde ikisini birlikte örüp kesiyorum. 1 doluyorum. 1 ilmek düz örüp tekrar dolayıp yine diğer yaprak için ikisini birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kalan ilmeğimin ikisini birlikte alıyorum. 9 ilmeklik bir yaprağımız var. 2, 4, 6, 9. Doladım tekrar. 1 ilmeği ördüm. Yine doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra boyunca devam ediyoruz. Kalan 2 ilmeğimin yönünü değiştirip kestim. 1 doladım. 1 ilmek aldım. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. İlmeklerim arttığı için tüm sırayı çekmem imkansız. Burada da gösterdiğim zaman daha net anlaşılacak. Bu şekilde bu yaprağı kapatacağız. Ortadan bura diğer süsümüz için bu kısmı açacağız. Tekrar düz yüzdeyim. Bandımı ördüm. 8 ilmek. Banttan sonra 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek daha örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1 tane dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şişimde 8 ilmek bant, 2 düz ilmek, 1 dolama, 1 düz ilmek daha var. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek daha düz ördüm. 5 ilmekten sonra bu ilmeklerin yönünü düzeltip ikisini birlikte örüyorum.
2, 4, 7 ilmeklik yaprağımız var. İki yönden kapatıyoruz. Tekrar 2 ilmeği birden ördükten sonra bir tane doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düzden sonra bir tane dolayıp 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bu orta kısmı öreceğiz, açacağız, yaprakları kapatacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra kalan 2 ilmeğim kesme ilmeğim. İkisini birlikte ördüm. Bir doluyorum. 1, 2, 3. Tekrar doluyorum. İkisini birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Kalan 2 ilmeği yine kesiyorum. Tekrar dolayıp 1, 2, 3 düz ilmek örüp yine dolayıp 2 ilmeği birlikte alıyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Yine düz yüzdeyim. Ters sıramı ördüm. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmekler ters örülüyor, ters yüzde. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımı ördüm. 1, 2, 3 ilmek daha düz ördüm. Bir tane doluyorum. Ve 2 ilmeği birden alıyorum. 1, 2, 3 ilmek daha düz ördüm. Yine yaprağımın karşı yönünden 2 ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte ördüm. Yaprağımın ilmeği 5 ilmeğe düştü. Ve tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm yine. Tekrar dolayıp yapraklarımın ilmeklerini kapatmaya devam ediyorum. İkisini birlikte aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ve tekrar yönünü düzelttim. 5. ilmeğimi ördüm. Doluyorum bir tane. 1, 2, 3, 4, 5. Doluyorum tekrar. Yine yaprağımı kapatıyorum. Bu sıralarımız kolay. Bu kısımlara ajurlar atıp artmalar, dolamalar yapıp yaprağımızı kapatıyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmekten sonra kalan 2 ilmeği yönünü değiştirip düzeltip örüyorum. 5 ilmek. Tekrar dolayıp 5 ilmek daha düz örüyorum. Ters yüzden de tüm ilmeklerimi ters örüp yine düz yüzde devam edeceğiz. Sıra sonuna yaklaştım. Bir tane doladım. 2 ilmeği birden aldım. 1, 2, 3 ilmek örüp yine kalan 2 ilmeğime yönünü değiştirip birlikte kestim. Tekrar doladım. 1, 2, 3 ilmek daha örüp bandıma geçiyorum. Bu sırada 2, 4, 6, 8 diş haroşam var. İkinci ilik yerimi açacağım. Düğmelerimi yakın istiyorum birbirine çünkü. 2, 4, 6 ilmek kaldı bandımda. 6 ilmekten 2 tanesini birlikte kesip devam ediyorum ilik yeri için. Ters yüze döndüm. Kenar işimi yaptım. Bir ilmek daha ördüm. Bir tane daha ters ilmek ördüm. Şişimde 4 tane ilmek var. Bir tane doluyorum. 3 tane daha bandımdan ilmeğim kalmıştı. Ördüm. Ben bu şekilde ilik açıyorum. İlk önceki sırada ikisini birlikte örüp ters yüzdeki sırada bir tane dolayıp devam ediyorum. Tüm ilmekler ters ters yüzde. Sıramı tamamladım. Ters yüzde.
Örüyorum bantlarımı. Sekiz ilmek bant var yine şişimde. Devam ediyorum düz ilmeklerimle. Bir, iki, üç, dört. Ajurlara gelene kadar düz ördüm. Tekrar bir tane doluyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Düzeltiyorum. Bir ilmek daha örüp karşı yönde kalan iki ilmeğimin de yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Banttan itibaren 4 tane düz ilmek, bir dolama, 3 düz ilmek var. Tekrar bir tane daha dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği birden ördüm. Bir düz ilmek ve karşı yönde kalan iki ilmeğin yönünü değiştirip düzeltip örüyorum. Tekrar dolama. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 ilmeği düz ördüm. Kalan 2 ilmeği düzelttim. Sıra boyunca devam ediyorum bu şekilde. Tekrar doladım. 1 ilmek ördüm. 2 3 4 5 6 7. Tekrar dolayıp yeniden 2 ilmek örüyorum. Örgüde bu yaprağımızı kapatma sırasındayız. 8 ilmeği örüyorum. Sekiz ilmeği ördükten sonra modelimizde ilk başlangıçta da bir tane artmamız var. Onu yapacağız. Daha sonra yaprağımızı kapattığımız sıraya geleceğiz. Sekiz ilmek ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. Ama kesme yapmadan devam ediyorum. Yeniden robamda artış olması için. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Dört ilmek düz ördüm. Bir doluyorum. Ve üç ilmeği birden alıp yaprağımı kapatıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir, iki, üç, dört ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar dolayıp 1, 2, 3, 4 ilmek daha düz örüyorum. Tekrar dolayıp ikinci yaprağımı kapatıyorum. Yeniden bir tane daha dolayıp 1, 2, 3, 4 ilmek daha ördüm. Yine ilk sıradaki bu yarım yaprağımızı kapattığımız sıradaki ilmeğin kenarlarına bir doluyorum, bir tane örüyorum, tekrar bir dolayıp 1 2 3 4 ilmek daha örüp dolayıp yaprağın kapatma ilmeklerini üçünü birden alıyorum. Bu sıramızda bu böyle örüyoruz. Doladım, 1 2 3 4 doladım, 1 ilmek ördüm, tekrar doladım, 1 2 3 4 tekrar dolayıp yaprağı kapatıyorum. Yaprağı kapatırken bu sıralarımızı açmaya başlıyoruz. Ajurlar atıp tekrar yaprağın üstüne tekrar taç gibi bunu öreceğiz iki tarafta. Modelimiz ilerliyor. Yapraklarımızı kapattık. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bantlarımı örüyorum.
8 ilmek. 8 ilmekten sonra 1 ilmek örüp ikinci ilmeği de örüyorum. 10 ilmek var. Bir tane doluyorum. 2 düz ilmek ördükten sonra ve devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Artık bir tane doladığım zaman bir kesme yapacağım. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek daha ördüm. 7 düz ilmek ördüm. Yaprak bittiği için artık bu kısımda kesme veya artma yok. Son bir önceki doladığım ilmeğin hizasına gelince 2 ilmek kalınca yönlerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bu kısmı kapatacağım. Tekrar bir tane doluyorum. 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. Başlangıçtaki yarım olduğu için 2 ilmek, burası 3 ilmek. Doluyorum ve karşı yöne ikisini birlikte sola kes yaparak ördüm. İkisini ördükte 2 ilmeği bir aldıktan sonra öncesinde de bir tane dolamıştım. Kalan ilmeklerim yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ördükten sonra kalan 2 ilmeği yine yerlerini değiştirip sağ kes yapıyorum. Doluyorum. 1, 2, 3. 3'ten sonra tekrar dolayıp sola kes yaptım. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yapraklarımızın bu kısmındayız. Kapatıyoruz. Burayı da iki yöne ajurlar ekleyerek ilmekleri fazlalaştırıyoruz. Tüm sırayı bu şekilde devam edelim. Doladım tekrar. 1, 2, 3. Tekrar doladım. Sağ kes yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve kalan son 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Tekrar dolayıp devam ediyorum. Başlangıçtan itibaren 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. diş haraşo sıradayım. 5 tanesi yaka bandı. Modelde de 2, 4, 6, 8, 10, 11'deyim. Düz haraşo örenlerinki değişecektir. Şimdi bu sıralarda yine 8 ilmeği ördükten sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Her sırada bu ilmekler çoğalacak. Örgümün bitiş yerinde de aynı şekilde bitecek. Nasıl başlıyorsa bitiş yönü de o şekilde bitiyor. 3 ilmek düz ördüm. 1 tane doluyorum. Ve yine 2 ilmeği birden alıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten sonra yine kalan 2 ilmeği birlikte alacağım. Her düz sırada bu kapatacağımız ilmekler ikişer tane azalacak. 2, 4, 7 kaldı. Bir önceki sırada 9'du. Yine bir tane doluyorum. Bu kısım azalırken burası çoğalacak. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Bir önceki sırada düzümüz 3 taneydi. 5 ilmekten sonra doluyorum tekrar. İkisini birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 2 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra kalan 2 ilmeği yine düzeltip sağ kes yaptım.
doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve devam ediyorum. Tüm sıra bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. İki, dört, yedi. Her sırada ikişer tane azalıyor. Bir tane doladım. Bir, iki, üç, dört ve beş tane düz ördüm. Tekrar doladım. Sola kes yaparak devam ediyorum sıra boyunca. Tekrar düz yüzdeyim. Ters yüzden ilmeklerimi ördüm. Sıraları takip ettiğiniz zaman şaşırmadan roba meydana gelecek. Bir de kendiliğinden sıralarda artmalardan devamlı çoğalıyor ilmeklerim. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir hal almaya başladı. Misinama sığmıyor artık. Bir iki sıra sonra değiştiririm biraz daha büyüğüne. Yine bandımı örüyorum. İki, dört, altı, sekiz. Sekiz ilmeği ördüm. Her sırada buradaki düz ilmeklerimiz çoğalacak. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmekten sonra bir tane doluyorum. Sola kes yapıyorum. Kalan ilmeğimi 1, 2, 3 tane daha ördüm düz ilmek. Ve 2 ilmek kaldı bu ajurlardan önce. Bu 2 ilmeği de yine yönünü değiştirip sağ kes yaptım. Tekrar bu kısım kapandıkça 5 ilmek kaldı. Gelecek sıramızda 3 ilmek kalacak. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ilmek ördüm. Ve bir tane daha dolayıp yine kapattığım yapraklarımın tacına geldim. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3. Kalan 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Beş ilmek. Ve devam ediyorum. Bir tane doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra yine doluyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmekten sonra yine ilmeklerimi düzeltip sağ kes yaptım. Sıra boyunca yine devam ediyoruz. Örgümde yine düz yüzdeyim. Bu sırada bir işlemimiz daha var. Bu sıradaki işlemimiz 4 ilmek ördükten sonra bu kısımdan tekrar ayırma yapacağız. Bu sıradayız. 8 ilmek ördüm. 8 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 ilmek daha düz ördüm. 4 ilmek düzden sonra bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir dahaki sıraya bu kapanacak. 3 ilmeğim kaldı. Yeniden bir tane doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar dolayıp buradaki ilmeklerden kesme yapmadan devam ediyorum. Doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 7 ilmekten sonra
Yine bir tane ilmek kalınca bu yaprağımızın tacının kapandığı yere yine bir tane doluyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Tekrar doluyorum. İki ilmeği sola kes yapıyorum. Bu kısımlara artmalar ekledik. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar iki ilmeği yönünü düzeltip ördüm. Bir tane doladım. Bir ilmek ördüm. Bir tane daha dolayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve yine yaprağımın tacından önce bir tane ilmek kaldı. Bir tane daha doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir daha dolayıp sola kes yapıyorum. Bir ilmek düz örüp kalan iki ilmeğin yönünü değiştirip örüyorum. Tekrar doladım. Bir ilmek ördüm. Bir daha doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar doluyorum. Bir ilmek düz örüp yine sola kes yapıyorum. Sıramız yine bu şekilde. Tarifimizde yaprağımızın üstündeki tacı kapatacağımız sıradayız. 3 ilmeğimiz kaldı. Bu sırada kapatacağız. Kenar işim de bu şekilde. 2 tane videom var. İzleyebilirsiniz. Küçük parçalarda deneyebilirsiniz. Örgülerde tarif etmek vakit alacağı için ayrıca 2 video çektim bu kenar ilmek işime. Bir ters haraşo, bir de düz haraşo örenler için. 2, 4, 6, 8 tane ilmeği ördüm. Kenar bandım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 4 ilmek düzden sonra yine kesme yapmıyorum. Robada artma olması, çoğalması için. Bir tane doluyorum. 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Bir tane daha dolayıp bu 3 ilmeğimizi birlikte örüyorum. Tekrar göstereyim. 3 ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. Ve bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. Kapattık. Yaprağın üstündeki tacı birlikte kapandı. Tekrar bir tane doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar bir tane dolayıp 7 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzden sonra yine bir tane doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar doladım. Bu 3 ilmeğimizi yine birlikte alacağız ve tacımızı kapatacağız. Tekrar doladım. 1, 2, 3. 3 ilmekten sonra bir tane doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3. 3 düz ilmekten sonra yine doluyorum bir tane. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Düzelttim ve devam ediyorum. Bir tane doladım. 1, 2, 3. Tekrar doladım. 7 ilmekteyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her sırada 3-4 model sürekli söyleyerek tarif ettim. Sıraları takip ettiğinizde örgünüzde bozulma olmadan devam edeceksiniz hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Örgümde ters yüzden
İlmeklerimi ördüm, düz yüze geldim. Yapraklarımızı ve üstündeki tacı kapattık. Bu aradaki modellerimizi açtık. 5 diş yaka haroşamız var. 5 dişten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diş haroşa olana kadar model ördük. Bu bölümde tarifim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci bölümde devamını tarif edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.